Hepsi bunların her biri bizler için bir ders oluyor ama aynı zamanda da Türkiye'nin telaffuzu çok zor olan bir faturaya mahkum ediyor. Bütün bunların hepsi Türkiye'de çok ciddi bir arada yaşama kültürünü, ki iyice aşılmış olan kültürü, iyice altlara çeken bir olay oluyor. Yani bu saatten sonra kendi halinde dindar bir insanın içki içen, başka türlü, başka bir hayat tarzına sahip olan insana kabaca benden ya da bizden size zarar gelmez, hepimizin hayatı kendine demesinin inandırıcılığını ne kadar aşındırdığını Erdoğan ve yönetenlerin çok açık bir şekilde görüyoruz. Ve tabii ki gördüğümüz bir başka husus da laikliğin ne kadar değerli bir şey olduğunu, laikliğin ne kadar önemli bir garanti olduğu ve bu anlamıyla anayasadaki bu ilkenin, laiklik ilkesinin ne kadar önemli olduğu ve korunması gerektiğini bize gösteriyor. Buradan Erdoğan'ın ve ülkeyi yönetenlerin Türkiye'de laikliği birçok açıdan çok ciddi bir şekilde aşındırdıkları muhakkak ama ortadan kaldırabildiklerini asla düşünmüyorum, kaldırabileceklerini de düşünmüyorum ve Türkiye bunu bir şekilde laikliği en önemli, cumhuriyetin en önemli kazanımlarından birisi olarak götürecek, götürmek, sürdürecek, güçlendirerek sürdürecek, sürdürmek zorunda. Çünkü laiklik sadece dinle ilişkisi zayıf olanların ya da dinsiz olanların ya da gayrimüslimlerin değil, aynı zamanda kendini dindar olarak görenler için de en önemli teminatlardan birisi, hatta birincisi.